gücü, doğruluk, iffet ve namusun ön planda tutulduğu doğu efsanelerinden biridir. Aradan 20 yıl geçtiği halde. Devam et. Ülkedeki tüm yılanların ondan çekindiğini bilmiyor. Evet. Fillerden de kuvvetli olduğunu bilmiyor. Dinliyorum, devam et. Bugüne dek babasının da... Bütün bildiklerini anlat. Başka bir bildiğin yok. Bu işi yalnız ben biliyorum. Bu büyük sır annesi ve büyük baba tarafından saklandı. Soruma cevap ver. Başka bir şey biliyor musun? Çocuğun adını söyleyebilirim ancak. Bu kadar mı? Bu kadar Hakan'ım. Karşılığında sonsuz armağanlar bekliyorsun. Siz ne verirseniz razıyım. Çekil. Sana armağan falan yok. Sefil köle! Çocuğun adını biliyorum ben zaten. Sohrab. Samangan Hakanı'nın torunu. İyi bir varis. Hem cesur hem kuvvetli. Eğer Sohrab ve Rüstem dost olurlarsa... bu... yöremizin sonu olur. Önlemenin bir çaresini bulmalıyız. Mutlaka... bir çare gerek. Bu olay benim de sonum olur. Bir köleden farkım kalmaz. Ve sen armağan bekliyorsun. Bunca yıl Sohrab'ı bildiğin halde. Evet, bunca yıl bildiğin halde ağzını açmadın. Bir şey söyleyemezdim Hakan'ım, söz vermiştim. Boğun bu adamı! Ama neden? Suçum ne? Hatam nerede? Ne yaptım ben? Sen onu bilen tek tanıksın. Bugüne kadar onu bilen herkes boğdurulmuş. Senin de sonun bu olacak. Hacı bana Yüce Hakan! Affet beni! Bir dakika. Kararımı değiştiriyorum. Başka bir yol buldum. Onu başka türlü öldürteceğim. Değersiz beynini köpeklere attıracağım. Hayır, durun bir dakika! Onun kokuşmuş beyni sırrı köpeklere de geçirir. Başka bir şey yapmalı. Onu parça parça edin ve her parçayı ayrı ayrı toprak altına gömün. Dinleyin, hepiniz beni dinleyin. Benim hiçbir suçum yok. Hayret ki bu melun sır her bileni amansız bir hastalık gibi mahvediyor. Artık herkese dehşet veren bu korkulara bir son vermenin zamanı geldi. Zaloğlu Rüstem'in de sonu bu olacak, öldürülecek, evet. Tam 20 uzun yıl sabırsızlıkla bekledim. Artık genç aslan büyüdü ve gittikçe de kuvvetlendi. Rüstem'in oğlu, ama o da şimdi babası kadar kuvvetli. Kan sudan kalındır. Oğlu babasını yaradanına geri gönderecek. Ama belli olmaz, başka bir şey de olabilir. Belki Rüstem ölürken oğlunu da öldürür. O zaman ülkemde hiçbir sıkıntı kalmaz, bütün sorunlar biter. Size bir tavsiye, bir aracı bulun. Yalnız kesin karar vermeden sakın tedbiri elden bırakmayın. Zira rüzgar bir gün babayı bu yüce ulu oğluna çevirebilir.
Ha, akıllı sözler. Bu ikisini de kanlı bir savaşla karşı karşıya getireceğim. Şimdi İran'a saldıracaksın. Henüz pek gençsin. Ama ordularımı sana emanet ediyorum. Başaracağından da hiç kuşkum yok. Sorap, savaşta cesur olduğunu biliyorum. Düşmana bir kaplan gibi saldırıyorsun ve can damarından vuruyorsun. Bir İranlının nasıl yaşadığını biliyorsun. Neden korktuklarını, neden çekindiklerini biliyorsun. Yalnız sakın unutma, Rüstem öldürülmeli. Evet, sakın unutma, Rüstem senin düşmanın. Onu öldürmeden buraya dönmeyeceksin. Çocukken her sabah bu büyük savaşçının hikayesini dinlerdim annemden. Bu yüzden onunla karşılaşmayı çok istiyorum. Ve karşılaşırsam yemin ediyorum onu alt edeceğim. Ne yapacaksın o zaman? Size gerçeği söyleyeyim. Yardım ister, merhamet dilenirse kabul ederim. Çünkü Rüstem ezilene ezmez. Böyle bir savaşçıya da ancak öyle davranılır. Büyük baban bana vergi ödüyor. Rüstem mahvedildiği anda o da ödüllendirilecek. Vezirim Umman'a güven. Sana iyi bir baba olur, akıllı ve vicdanlı bir adamdır. Güven ona. Annem ve büyük babama haber yollayarak Hakan'ımızın bana verdiği şereften söz ettim. Ama verilen emre göre Rüstem'le teke tek dövüşeceksin. Ondan da söz ettin mi? Tabii, ondan da söz ettim. Anneni üzmek büyük bir hata ama. Böyle haberler göndermek zorundayım. Ben bir savaşçıyım. Evet, haklısın. Giden haberci emin biri mi? Sadık bir hizmetkar, cesur bir savaşçı. Seni yakalamak zor. Bayağı hızlıymışsın, kutlarım. Ne istiyorsun? Bekletilmekten hiç hoşlanmam. Sohrab'ın sana verdiği mektubu ver. Eğer isteseydim okula girer hemen mektubu alırdım. Senin de gördüğün gibi bir şeytanım, bir iblisim ben.
Ben insanları yok etmek, mahvetmek için varım. Şunu öğrendim ki dünyada en kötü şey var olmakmış. Bunun için insanlara başka türlü davranılması gerektiğini öğrendim. İşte şu anda bir savaşçı olarak karşındayım ve sen de biliyorsun ki şu anda savaştayız. Ver şu mektubu. Mektubu ancak başımı kestikten sonra alabilirsin. Haber. Nerede haber? Bu hepimiz için rahatlatıcı bir şey. Güzel, çok güzel. Şimdi hemen vakit geçirmeden mektubu yakalım. Hayır, büyüye ne gerek var? Gerçek bunun üzerinde. Ne demek istiyorsun? Hayat her şeyin üstündedir. Eğer gözlerimiz zayıf değilse bize yaklaşmakta olanın Sohrab'ın şerefli annesi olduğunu hemen görürüz. Yanılmamışsın. Tahminim. Gelişiyle bütün planlarımız alt üst olabilir. Haberim bana erişmedi. Ama bir aksilik olduğunu içimde hissettim ve geldim. Hiçbir karanlık bir ananın yüreğindeki aydınlığı gölgeleyemez. Şimdi bana açık yürekle söyler misin? Seni böyle tehdit eden kötülükler nedir? Bütün sevdiklerim için demiştin. Yalnız beni sevdiğini sanıyordum. Öbürleri kim peki? Kıskandın mı yoksa? Bir soru sordum anne. Lütfen bana gerçeği söyle. Lütfen. Önce sen, sonra baban. Bilmek istiyorum, babam kim? Bu kolumdaki işaret ne? Sabırlı ol oğlum. Her şeyi açıklayacağım sana. Baban büyük adamdı ve çok düşmanı vardı. Bu yüzden adını sakladım. Onun adını söylemekten utanıyor musun? Nasıl böyle bir şey söyleyebilirsin? Affet beni anne. Korku ve kuşku yüzünden azap çekiyorum. Bu söylediğin sözler bana hakaret sayılır. Hayır anne. Şunu söyleyeyim ki senin baban çok büyük bir adamdı. Adı neydi? Baban uzun yıllar önce gitmek zorunda kaldığı zaman benim ünüme erişinceye kadar onun adını bilmek istemiyorum dedi. O da benimkini bilmesin. Ordularımı İran üzerine süreceğim ve kahraman olacağım. Bu arada Rüstem'le de karşılaşacağım. Hayır. Evet. Sana söz veriyorum ve benimle teke tek dövüşmek zorunda kalacaksın. Hayır oğlum, sakın. Şimdi Rüstem'i yenebilecek bir güçteyim anne. Bakalım kader hangimizi kahraman ilan edecek. Hayır oğlum. Sana söylemeliyim. Neyi söyleyeceksin? Rüstem senin baban. Binlerce lanet yağsın. Biz de başka yollardan başımızın çaresine bakarız. Sohrab, babasının kim olduğunu bilmediğine göre babası da oğlunun kim olduğunu bilmiyor demektir. Her zamankinden kararlıyım anne. Ordularımı İran üzerine süreceğim. Hakarete uğradığını unutacaktır. Ülkesi çağırınca görevini yapmak zorundadır. Onu savaş meydanında mutlaka bulursun. Ya onu tanıyamazsan? Babamı nerede görsem tanırım anne. Nasıl? Vuruşlarının kuvvetinden. Dövüş sırasında Rüstem sana vurursa düşünme fırsatı bulamazsın. Onu tanımıyorsun. Baban sana verdiği hayatı bir vuruşla bitirebilir. Hayır, yanılıyorsun anne. Ben o kadar kolay yutulur bir lokma değilim. Affedersin, aptalca konuştum anne.
babama hayatımı seve seve verebilirim. Ben bir eş ve bir anayım. Kocam için de, oğlum için de yüreğim titrer. Bize kardeşim yardım edebilir. Ne düşündüğümü söyleyeyim kardeşim. Evet sayın sadrazam. Eskiden Rüstem'i sık sık görürdüm bilirsin. Ara sıra saraydaki ziyafetlerde bir iki bardak bir şeyler içerdik. Ben de yeğenimle Sohrab'la beraber gideceğim kardeşim. Sağ ol kardeşim. Sen ona destek olursun, ben de baba. Artık bir gün babasıyla buluşacağına emin olabilirim. İçim rahat. İçin rahat olsun. Babayla oğul arasındaki bulutu dağıtacağım. Uman! O bir şey bilmiyor ha. Mandan, askerlerini savaşa hazırla. Orduları üzerimize geliyorlar. Başlarında ünlü Sohrab var. Yanında da bilgin Uman. O çakalın kalbi sahtekarlık, adilik doldur. Zahir, ne yapabiliriz? Bir süre burada kalalım. Ralkaus'a bir haberci göndererek yardım isteyelim. Şurası gerçek ki onları yardım olmadan durduramayız. Bunlar akıllıca sözler Zahir. Senin derdin ne kızım? Yardım dilenip kendimizi küçültecek miyiz? Başka bir yol var mı? Tabii var. Nedir? Onların en iyi savaşçılarını yenersek herkes şaşar kalır. Yanılıyorsun kızım. Eskiden böyle bir gelenek varmış. Taraflar en iyi cengaverlerini karşılaştırıp böylece çok az kan dökerlermiş. Ama o tarihte kaldı. Zamanımızda böyle bir şey yok artık. Biz Sohrab'ı yensek bile yanında Uman var. Onunla savaşmak zorundayız. Sen aslanı yen, ardından tilki kaçar. Güllas haklı olabilir Gazi Han. Belki ama Sohrab'la kim karşılaşacak? Ben! Ben! Benim savaşçı kızım. Seninle övünüyorum. Ama onunla kardeşim karşılaşmalı. Pekala, sen karşılaş. Sohrab'ı bana buraya boynuna ip bağlanmış olarak getir! Hadi git! Ah!
zafer mutlaka senin olacak. Sohrab, zahirle karşılaştırılmak isteniyor. O cengaver yenilgi nedir bilmezmiş. Yemin ediyorum onu ilk yenen ben olacağım. Atı şimşek kadar hızlı. Benim atım Ral da iyidir. Rush'ın taylarında. Atının böyle asil bir kandan geldiğini bilmiyordum. Belki de bir efsanedir. Kim bilir? Ben hazırım. Artık dayanamayacağım ama hayatta kimseden merhamet dilenmedim. Kaderimi tayin etmek istiyorsan hadi durma et. Öldür beni. Cennete gitmen için vakit henüz erken. Hadi kalk. Bağışlandın. Esirim olarak işe yarayabilirsin. İşine mi yararım? Evet. Dinle. Rüstem'i tanıyor musun? Görsen tanır mısın onu? Evet tanırım. Gel. Şuna bak. Sohrab'ı yeni şeyini mi sandın? Sohrab'ı dünyada kimse yenemez. Susun! Kardeşim benim, alay konusu oldun. İntikamın alınacak. Bana çok çabuk bir kılıçla kalkan bulun. Hayır! Seni bırakmam Gülnaz. Ne yaparsan yap beni durduramazsın. Çabuk bana bir kılıç at ve kalkan bulun. Yüksekli Sohrab! Tanrı seni korusun Sohrab! Yaşa Sohrab! Esirim, işte buradayım. Bu çadır evin olacak. Rüstem'i tanıdığını söylüyordun. Birazdan döneceğim ve bu konuyu konuşacağız. Başka bir dövüş kabul ediyor musun Sohrab? Evet.
Kıstırıldın, kaçamazsın artık. Böylesine güzel bir yüzün var da dövüşmek niye? Boşuna çırpınmaya kalkma, benden kaçamazsın. Evet, artık yüzünü de gizleyemezsin. Esirinim şu anda. Niye ülkeyi tutmuş bir asker bir kadını böyle savaşta mı yenmeli? Şöhretinin üstüne gölge düşürmüyor mu bu? Beni yenebilmek için öylesine büyük bir çaba harcadın ki buna çocuklar bile güler. Sohrab gökyüzündeki tozları tekmeledi. Bir kadını yakalamak için kovaladı dediler. Bu sen olamazsın. Sadece benim yüzümden böyle bir üne sahip olabildin. Senin için iyi kalpli ve inatçı derler. Güzel. Saygımı kazandın Sohrab. Şunu söyleyeyim ki büyük bir dostluğun temeli atıldı bugün. Herkes gördü bunu. Kanımı canımı almak için uğraştım. İkimiz de gerçeği saklayalım. Sır olarak kalsın. Mücadelemiz bir oyundu. Herkese böyle söyleriz. Beni sınavdan geçirdin. İyi bir savaşçı mıyım yoksa değil miyim bunu öğrenmek istedin. Yanılıyor muyum yoksa? Bir güneş kadar ulusun. Güzelliğin tüm silahlardan daha güçlü. Büyük kahraman, sana son bir cümle daha söyleyeceğim. Bir daha böyle bir fırsat eline geçmeyecek. Bekleyeceksin. İyi ki bir anlaşmaya vardık. Barış varken savaşmak ne demek oluyor? Onlar benim seninle barış yaptığımı bilmiyorlar. Kalkanınla koru kendini. Gülüyorsun. Açtır kapıları. Beni yakalayacağın günü sabırsızlıkla beklemen gerekiyor büyük kahraman. Bir gün pişman olacaksın. Kalbimi alaylarınla kırdığın için lanetleneceksin. Bunu sen istedin. Seni elime geçirdiğim an bütün bu yaptıklarına pişman edeceğim. Tanrı adına yemin ediyorum ki seni elime geçirdiğim an ağlaman, titremen, gözyaşların fayda etmeyecek. Seni de mahvedeceğim. Bütün burayla birlikte. Acımadan geberteceğim seni. Ellerimle gırtlağını sıkacağım. Geberteceğim. Benim kaderimde senin eline tekrar düşmek yok. Asıl korkması gereken sensin büyük kahraman. Niye korkacakmışım ben? Zalol Rüstem buraya geliyor. Yakışıklı ve güçlü bir askersin. Senin adına üzülüyorum. Öldürülmeden önce
Askerlerinle hemen burayı terk et. Mesele nedir Sohrab? Ne oldu? Ne oluyor? Sen bu mücadelede yenilmiş olamazsın Sohrab. Şu ileride gördüğüm yer ne? Öyle bir kent ki uzun süreden beri içine kötülük girmemiş. Bugün artık işler değişecek. Bütün kenti yakın. Şehri yakıyor. Gülnaz kızım, bu hareket savaş demektir. Krallar başlatır bunu. Benim yüzümden gururuyla oynattı. Şafak sökmesine daha çok var. Gitsek iyi olacak. Yapacağımız en doğru şey yeraltı geçidinden kaçmak. Yoksa başımıza büyük dertler açılır. Cihan, bu haberi Kral Kaos'a götüreceksin. Ve ona şunu söyle. Sohrab o kadar güçlü ki onu ancak Zal olur Rüstem yenebilir. Kral Kaos isterse ordunun başında buraya gelebilir. Ama sakın Rüstemsiz gelmesin. Dostumuz Gazi Han yardım ricasıyla gelmiş. Biz de ona yardım ederiz. Korkulu bir hali var. Ama titreme. Kimmiş bu Afrusiyap? Hakan değil, kırmızı saçlı bir haydut o. Zafer peşinde. Ama perişanlıktan başka bir şey elde edemeyecek. Budar, askerlerini toplayıp düşmanı saracaksın. Sağ kanada yayılıp Behram'la buluşacaksın orada. Hata istemem. Liderleri Sohrab'la kim karşılaşacak? Ben karşılaşacağım. Sultanım, kulunuz der ki onunla Rüstem karşılaşsın. Tekrar ediyorum, onunla ben karşılaşacağım. Yeneceğinize eminim sultanım. Ama ülkede güçlü askerleriniz yok mu? Onlar karşılaşsa, bana sorarsanız savaşçılarınızın en iyisi Rüstem. Bırakın Sohrab'la o karşılaşsın.
Belki de haklısın. Pekala, Rüstem karşılaşsın onunla. Büyük kahramanınızı çağırın. Anladım. Demek Sohrab bu adamın adı. 10 gündür orada kamp kurmuş ha? Evet. Görüyorsun Rüstem. Hadi söyle. Konuş. Neden her şey değişmiş? Uzun yıllar o kadar yalnız başıma yaşadım ki adeta vahşiye döndüm. Sence öyle. Aslında bu sürgün bir şereftir. Şeref mi dedin? Belki öyle ama ben hak etmedim bunu. Düşün bir kere. Hiç insan yüzü görmeden geçen 20 uzun yıl. Farkındayım. Her yıl üzerinde derin bir iz bırakmış. Affetmelisin. Bugün vatanım tehlikede. Bakıyorum kalabalık bekliyor. Şuna inan ki büyük Sohrab'ı yeneceğim. Bu bir yemindir. Bilirsin ki yeminimi tutarım. Tabii bilirim. Senin yeminin namustur Rüstem. O sahte kahramana hiç acımayacağım. Gao. Sohrab'dan söz edildiğini hiç duymadım. Yaşlı mı genç mi? 20 yaşında. Şimdi senin huzurunda tekrar yemin ediyorum ki 21 yaşını bir daha göremeyecek. İnsan nasıl böyle çılgınlaşabilir? Aşk buna kadirdir. Lanet olsun Gülnaz Sultan'a. O kendi havasında. Oysa Gülnaz Sultan buradan çok uzaklarda. Onu öyle de kolay kandırmış ki. Genç bir adamı komutan yapmak felaket getirir. Beklerim. Belki aklı başına gelir. Beklemek iyi bir fikir ama bu arada düşman da sessizce yaklaşmakta. Hayatın sürprizleri bazen güzeldir. Kendimi bildim bileli bu kadar arzuyla dolu bir savaşçı görmemiştim. Bu arzu nasıl olur? Savaşçıların gözü hep yükseklerde olmalı. Kartal yalnız gökleri sevmeli. Bu çılgın arzuyu unut. Bu yalnız felaket getirir sana. Savaşı kılıcını iyi kullanmakla kazanabilirsin. O zaman gururlu kadın da boyun eğer sana. Nasıl olduysa büyülenmiştim. Uyandırdın beni, sağ ol. Aşk sonraya kalabilir. Ama savaş devam etmeli.
Sohrab'ı görmek istiyorum. Nasıl olduğunu merak ediyorum. Mutlaka tanırsın onu. Bütün dikkatimle bakacağım. Halktan biri gibi giyinirim. Karanlıkta kimse görmez beni. Kimse mi? Karanlık mı dersin? Bak orada kimse uyumuyor. Herkes nöbette. O ışıklardan hangisi beni... babam Rüstem'e götürebilir acaba? Onun önünde diz çöküp boynumdakini vererek... senin oğlun demek isterdim. Uman geliyor. Yarın bana babamı göster. Onu tanıyabileceğinden emin misin? Rüstem'i belki 20 yıldır görmedim. Ama yine de onu tanıyabileceğimden eminim. Merak etme. Bir Turanlı'ya benziyor muyum? Hı? Nasılım? Bu kıyafetle her yere girebilirsin. Ben de seninle geliyorum. Seni gizli geçitten geçireceğim. Çok cesursun. Ailemde hiç kok yoktur. Ayrıca kardeşime yardım etmek istiyorum. Esir düştü. Sen bir kızsın ama iyi bir kız. Senin gibi bir kız doğuran ana bundan gurur duymalı. Hadi gel. Yol göster bana. Bu gece ziyafet veriyorlar. Bize ne bundan? Yarın ünlü soracağım. Yemin ediyorum ki ölecek. Bu cümlen çok korkunç. Zalimsin sen. Ne diyorsun sen? Onların kahramanı daha zalim ve gaddarmış. Bir gün eline düşmüştüm. Hayatımı bağışlamıştı benim. Başka hayatlar da bağışladı. Kardeşiminki dahil. Sense onu öldürmeyi düşünüyorsun. Evet. Yemin ettim bir kere. Mutlaka ölecek. Ama sen... yüzüme bak Gülnaz. Tüm kadınların çiçeğisin sen. Seninle kibar konuşmaya çalışıyorum. Koy o bıçağı yerine. Düşmanım değilim. Bir kadının ruhunun nerede olduğunu bilirim. Nerede? Kalbinde yavrum. Sana hayranım ve güveniyorum. Biliyorum sen de bana inanıyorsun. Kalbim halkımla beraber. Güzel bir cevap. Gel bakalım yavrum. Kaybedecek zamanım yok. Sen de buluşmamın şerefine. Çok hoş bir delikanlı. Herhalde birçok kadın peşindedir. Git kardeşini ara. Bekleriz seni. Sen burada mı kalacaksın? Etrafa bir bakacağım.
var. Bir kadın değilim ama. Evet. Beni cezbeden bilmediğim bir tarafı var. Zafer büyük Sohrab'ın olacak. Dünyada kimse Sohrab kadar büyük ve kuvvetli değildir. Bıçağını kaldır. Bileklerim açık. Beni üzen bir tek şey var. Verdiğim namus sözü. Sohrab cömerttir. Evet. Söz verdim, geri dönemem. Beni durduracak hiçbir şey olmasa bile... kaçmaya niyetim yok. Demek ki vatanımı kurtarmak için yalan söylemek zorunda kalacağım. Kardeşim, içimde bir felaket olacakmış gibi bir his var. Rüstem'le Sohrab arasındaki oyun beni ürkütüyor. Beni de öyle. Biliyorum. Belki de bu büyük adam ünlü bir kahraman karşısında yenilecektir. Aralarında o kadar büyük yaş farkı var ki. Düşündükçe yüreğim parça parça oluyor. Daha çıkmaz. Genç yaşta ölmesi çok yazık. Genç mi? Ne diyorsun sen? Neden söz ediyorsun? Sözünü ettiğin kim? Sor. Sana şunu söyleyeyim ki... Turanlılar savaşta bizimledir. Kadınlar aşık olana kadar büyük savaşçıdırlar ama sonra biterler. Kes sesini. Şansına dua et ki kardeşimsin. Senin anlamadığın, kafanın almadığı pek çok şey var. Elveda. Bir dakika. Bir dakika kardeşim. Bizim babamız bir savaşçıdan çok vahşi bir aslandı. Gitmeliyim artık. Hayır, bir dakika. Öfkeyle unuttuğum bir şey var Gülnaz. Evet, babamız bir aslandı. Ama unutma ki aslanların yavruları da birer aslandır. Pekala, affettim, bırak gideyim. Bir şey daha var. Ayrı ayrı yollardan gideceğiz ama aynı sonuca varacağız. Sohrab'la Rüstem'in karşılaşması ikimizi de üzüyor. Haksız mıyım? Gel, bu yüzden seninle ufak bir anlaşma yapalım ki korktuğumuz başımıza gelmesin. Ne dersin? Anlaştık. Gelen ne? Biri bana bak ki. Gecenin karanlığında bakışı içime işliyor. Kim? Nerede? Orada, karanlıkta. Birinin gözlerini üzerimde hissediyorum. Acı gibi, ateş gibi. Tuhaf bir his. Hey sen! Oradaki! Bir fener al ve bak. Bir şey bulursan kıstır ve yok et. Yapamam. Her şeyi kendi haline bırakalım. Olaylar büyü gerektirmeden gelişsin. Böylesi daha iyi değil mi? Hangi acaba? Şeytanlar mı? İnsanlar mı? Ya! Hayır! Gitmeyeceğim, kimse yok orada. Seni rezil tilkiyi nasıl reddedebilirsin? Sarhoş, görmüyor musun? Orada biri varsa gidip kendim yakalayacağım. Evet, git. Kim varsa getir buraya. Durma!
kardeşini bulabildin mi? Hemen gidelim buradan. Sonra anlatırım. Dur, bir daha bakacağım. Öyle garip ki, sanki bana çok yakın biriymiş gibi geliyor. Sanki içimden biri. Niye bana öyle tuhaf tuhaf bakıyorsun? Yoksa gizli bir toplantı için mi gönderildin? Düşman mısın? Kimsin? Nesin? Konuş be adam! Cevap ver! Hadi konuşmayacak mısın? Müste! Seni tanrılar yolladı. Bu hepimiz için büyük bir mutluluk. Buraya savaş için geldin. Hem de kendiliğinden. Korkusuzca. Bak, sana söylemek istediğim bir şey var. Sohrab senin... Hangi kara kader yolladı onu? 20 yıldır görmediğim halde tanıdı beni. Sohrab benim tek düşmanım. Herkes üzerinde korku, dehşet ve saygı uyandırıyor. Hadi gidelim. Hayır Rüstem. Çok yanılıyorsun. Sana söylemem gereken önemli bir şey var. Bu önemli şeyi mutlaka söylemeliyim. Bende kalmamalı. Sohrab! Sohrab neredesin? Onu çağırmam mı? Kendisini. Ne yaptın bıçağını? O konuşuyordu. Bıçağımla susturmak zorunda kaldım. Bıçağım üstünde kaldı. Bu olandan sonra bir daha kullanamazdım zaten onu. Hadi gidelim. Öyle olsun. Allah'a ısmarladık amca. Katil içinse söz veriyorum. Bu işi yapan Kral Kaos olsa bile intikamını alacağım. Hepinizin huzurunda yemin ediyorum ki onu acımadan öldüreceğim. Kendi bıçağımla. Şimdi sen bana Rüstem'i gösterebilecek tek insansın. Nasıl bir adam olduğunu bilmek istiyorum. Onu nasıl tanıyacağım? Kalkanındaki işaret de. Bunları bilmeliyim. Kaos kalkanı üzerinde altın bir amblem taşır. Ya Rüstem? Altın topuklu aslanı ezen bir ejderha. Eğer yalansa hayatın bağışlanmaz, dikkat et. Şu beyaz amblemli, yüzü güneşe dönük aslanlı çadırı gördün mü? Kimin o çadır? Kral Kaos'un kendisinin. Peki ejderhalı mavi çadır? Susun. Ya şu iki kaplanı dövüşür gibi görünen sarı çadır kimin? Givin. Üzeri kartallı kırmızı çadır. Asil Behram'ın efendim. Panterli pembe çadır. Godarze'nin. Rüstem'in çadırı. Rüstem'inki nerede? Sana ihtar ediyorum. Doğruyu söyle. Yalan söyleme bana. Rüstem'in çadırı. Şuradaki olamaz mı? Şurada duran çadır. Söyle. Rüzgarda kanatları uçuşan aslanlı çadır soruyorum. Kapının önünde biri var. Belki de Rüstem odur. Değil. Rüstem değil o. Onun duruşu değişiktir. Onun çadırındaki ejderha ve aslan resmi de değişiktir. Öyleyse kim bu savaşçı? Bilmiyorum. Yalan söylüyorsun. Hayır, bilmiyorum. Hem yalan söylemek adetim değildir Sohrab. Yalan söylüyorsun.
Güneşin doğuşuyla dövüş başlayacak. Güneş de birazdan doğacak. Nerede o büyük kahraman Rüstem? Bizim ulu Sohrab hala son bir gayretle kan dökülmesine mani olmaya çalışıyor. Ama siz ona uymuyorsunuz. Aranızda iyi bir dövüşçü var mı? Casus Afrosyap'ın bildirdiğine göre Rüstem bu görevden alınmamalı. Sohrab'ın kılıcı çok güçlü. Durup dururken herhangi bir tuzağa düşmeye gerek yok kanısındayım sultanım. Başka bir şey düşünebiliriz sultanım. Eğer izin verirseniz ben Turanlı ile görüşebilirim. Bak iyi dostum Tuz, Rüstem yenilginin tadını hiç bilmez. Şanssızlığın ne zaman geleceğini kimse bilemez ki. Bence Sohrab seninle karşılaşmadan önce de sonra da kim olduğunu bilmemeli. Dövüşürken adımı gizleyeceğim ha? Bundan daha onur kırıcı bir şey olamaz. Ama bu tehlikeden ülkeyi kurtarabileceksek büyük savaşçı bir kerecik adını gizleyebilir. Savaş savaştır. Ve bize zafer getirecek her hareket iyidir. Başka hiçbir şeyin önemi yok. Sevgimi, saygımı kabul ediniz. Meraklı gözlerden, okçulardan uzak teke tek dövüşmek isterim sizinle. Anlaştık. Bakalım karşımdaki nasıl bir şey. Çevremizde kimse olmayacak. Dövüşürken yanımızda kimse yaklaşmayacak. Güzel bir yer. Evet, bu vadiye Beyaz Leylak Vadisi derler. Burada duralım mı? Sen bilirsin. Her ne kadar çiçeklere basmak yazıksa da sen istedin. Duralım. Burası iyi mi? Öyleyse başlayalım. Niye acele ediyorsun? Seni çabucak atlayıvereceğim. Acele eden sensin. Çok gençsin. Bakalım hangimizin sonu olacak. Ben sen daha doğmadan evvel tek başıma bir orduyu yenmiştim. Öyleyse sen Rüstem olabilirsin. Hayır, savaşçıyım. Öyle bir his geldi içimden. Sen Rüstem'sin. Evet, Rüstem'sin. Saklama bunu. Hadi söyle. Ben eminim Rüstem olduğuna. O her şeyin üstünde. Değil mi ya, sadece savaşçıyım. Öyleyse kolla kendini. Dövüşe başlıyoruz. Nereye göre dövüşeceğim?
vuruşu kazandın. Ama törelerimize göre ilk vuruşu kazanmak kesin sonuç değildir. Bizde kazanan kaybedene bir hak daha tanır. Anlaştık mı? Çok asil bir töre bu. Hoşuma gitti. Törelerinize uyacağım ve silahımı kullanmayacağım. Eğer istersen nefeslenelim biraz, sonra devam edelim. Bak şimdi ne yaptı aptal. Kurtulmasına sebep oldu. Sonuçtan korkmaya başladım. Hadi öldür onu. Nereden biliyorsun, başından beri buradaydın? Evet, burada ve hiçbir yerde. Bu yaptığını pahalıya ödeyecek. Gençliğin verdiği aşırı kendine güven bu. Ejderhayı yakaladı ve dizginleri gevşetti. Hakan'ın verdiği emirleri unuttu. Oysa düşmana aman verilmez, düşman bağışlanmaz. Nedenini bilmiyorum ama sana karşı içimde garip bir his var. Bu yüzden seni öldürmeden önce tekrar soruyorum. Kimsin sen? Eğer zal olur istemsen söyle. Hemen barış yapalım. Kılıçlarımızı toprağa gömelim ve bu dövüşü burada keselim. Yo, devam edecek. Hayatım boyunca bugüne kadar hiç gülünç duruma düşmedim ben. Bütün ısrarlarına rağmen gerçek adımı söylemedim. Ufak bir yenilgiden sonra mı söyleyeceğimi sanıyorsun? Bu iş o kadar ucuz değil. Sen şöhrete susamışsın. Ama ben senin düşündüğün kişi değilim. Rüstem seni şu dağın öbür tarafına fırlatıverirdi. Uçar giderdin. Ama bakıyorum hazır değilsin. Giyinmemişsin. Evet. Rüyasız derin bir uykudaydım. Fakat seni bekletmek istemem. Bir dakika, kolunda ne var? Bir dizi altın ışık gibi. Bu benim dövmem. Savaşçı işaretim. Ama bu olmasa da düşmanımı yenerim. Ne kadar şuursuz konuşuyor. Şimdi hangi silahla savaşacaksın? Hepsi kırıldı. Silah kalmayınca bilek bileğe, göğüs göğüse. Sen hazırsan ben de hazırım. Bu yolla insan başkasının belini kırabilir. Evet. Gücümüzü bir daha deneyelim. Hadi. Savaşçısın. Aynı zamanda bir kadın. Savaşın kadınlar ve analar için anlamını bilirsin. Ben her ikisiyim. Buraya Sohrab'la Rüstem'in dövüşmelerine engel olmaya geldim. Çok geç kaldın. O tepelerin üstünde Rüstem'le Sohrab ölüm dövüşü yapıyorlar. Ne yaptık biz? Sevgi kıvılcımı yüreğimizi hiç titretmedi mi? Oğluyla karşı karşıya bir baba, babasıyla karşı karşıya bir oğul. Hayvanlar, kuşlar, deniz yaratıkları, dünyadaki her şey yavrularını tanır. Nefretten kör olmuş bir adam düşmanını tanımaz. Ama oğlunu tanır. Beni onlara götür. Ne olur götür beni onlara, götür. Yapamam. Nöbetçi askerler bizi öldürür. Başka bir yol denemeliyiz. Başka bir yol. Bana güvenmelisin. Henüz zaman varken onları durdurabilsek. Atım! Şu rüzgar gibi giden ata bakın! Üzerinde sürücüsü yok galiba. At üzerinden atmış olmalı onu. Evet, başı boş bir at. Nereye gidiyorsun? Geri dön! Bırak gitsin. Yakalayacağım onu. Bir at, bir attır. Düşmanın bir atı eksik olur böylece. Thank you.
Bakıyorum da savaşçı Sohrab'ı yenemiyorsun. Genç adam, çok güçlüsün. Ne o? Hemen pes etmeye başladı. Tanrım, kalbime giren bu hissin üstesinden gelmeme yardım et. Düşman olmamıza rağmen onu incitmek istemiyorum. Neden yumuşuyorum? Çılgınlık mı yoksa cinnet mi? Bu çocuğa şefkat duyuyorum. Sadece bir babanın oğluna duyabileceği bir his bu. Tanrım, savaş savaştır. Bana gücümü geri ver. Zafer için yapılan her hareket iyidir. Senin ellerinde. Ve bu senin suçun değil. Bu sabah henüz çok gençken kader beni ölüme yolladı. Gençler bugünlerin tadını çıkartırken ölümün kara gölgesi gözlerimin üzerine çökecek. Hayatımı sona erdiren sen. Git Zaloğlu Rüstem'e de ki onu bir dövüşte yere serdim. Ölürken son olarak senin adını söyledi. Rüstem. Senin karşındaki Rüstem, kendi öz oğlunun ölümüne sebep olan o, senin baban, karşındaki Rüstem. Demek Rüstem sensin. Kızgınlığımın içinde bunu anlayamadım. Hayır, doğru değil bu. Rüstem değilsen kimsin öyleyse? Bana gene o yalan söyledi. Riyakarlık, ihanet mi? Ben doğruyu söyledim. O bıçak da benim. O işaret benim işaretim. Ey lanet olası kader. Allah'ım, bilmeden kendi oğlumu öldürdüm. Ellerimle öldürdüm onu. Öldürdüm. Oğlum, oğlum benim, oğlum. Allah'ım, dünyanın bütün lanetlerini üzerime yağdır, ne olur. Oğlunu öldürdün Rüstem, kendini de. Bunu defalarca söylemiştim. Burada mısın sen? Burada ve her yerde. Demek sendin. Şeytanın intikamı. Bunu ben yapmadım. Sana iblis yemin ederim. Sen kendini öldürdün Rüstem. Sen söyle bana, kimden yanasın? Bak uman, süvarisiz bir at düşman kampına doğru ilerliyor. Ne
Lanetli gün. Rüstem Sohrab'ı yendi. Rüstem yenildi. Rüstem'in adı Raş. Yezdan, altın gibi bir fırsat doğdu. Seni sakat, gel buraya. Sohrab yok. Şimdi sıra benim. Sizi ben zafere götüreceğim. Her yeri fethedeceğim ve kralın emrine sunacağım. Hadi öttür şu boruyu. De ölmüş diyorlar. Ulu tanrım, büyük tanrım, neden bana karşı bu kadar zalimsin? Neden? Rüstem, Rüstem öldürüldü. Sohrab öldürüldü. Nihayet kurtuldum. Savaş davulları çalınsın. Artık savaş başlıyor. Tanrı onları yenecek gücü bana mutlaka verecektir. Onları niye şaşırtmıyorsunuz? Buna ne gerek var? Ben ordumun gücüyle onları yenerim. Ya da şeytanın yardımıyla. Ona ihtiyacın olursa her zaman hazır. Sadece insanlar ve akrepler kendilerini mahveder. Zaloğlu Rüstem gölünü yitirdiği için kendini de yitirecek. Hayır iblis, o asla olamaz. Benim oğlum yaşıyor. Tulat! 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 Henüz Sohrab'sayken Kaos'a git, bana bir hayat küresi versin. Bunu kendim için istemediğimi bilir o. Nebasına olursa olsun, onu hemen bana getir. Hadi durma. Ve bundan böyle de Sohrab, babasının yaptığı gibi ömrü boyunca büyük hükümdara hizmet edecektir. Oğlum, senin şu anda kurtulmandan başka hiçbir şey önemli değil benim için. Ölüyorum ben. Hayır! Hayır! Ölmekten korkmuyorum baba. Savaş devam edecek diye. Baba, düşmanlarını unut. Evlerine gitmelerine izin ver. Ve savaşı durdur. Sana yemin ediyorum evladım, savaşı durduracağım. Ve bir daha... elime silah almayacağım. Umana söyle, ordularını geri götürsün. Geri götürsün. Tabii oğlum, söylerim.
Zafer her zamanki gibi bizim olacak. Düşmanı yok edeceğiz. Ey şair, şiirlerinin ve şarkılarının ölümsüz olmasını istememiş miydin sen? İşte acı son. Benden bu vadiye yalnızca anı olarak insan kafaları kalacak. Dağlar kadar birikecek o kafalar. Şunu unutma ki bir Hakan kestiği kafaların adedince sonsuza kadar yaşar. Öyle ölümsüzleşir. Niye konuşmuyorsun? Niye cevap vermiyorsun? Benimle aynı fikirde değil misin? Bir düşün. Düşünmek mi? Ömür boyu şair olarak yaşamayı tercih ederim. Zavallı aptal şair. Bütün düşüncelerinin biriktiği o beyninde bir bölüm gerçeği saklıyor. Herkes saldırıya hazır mı? Evet Kral Kaos. Herkes hazır. Eğer istediğimle geldinse çok geç. Tanrı onu benden aldı bile. Tahmina. Tahmina. Demek ki adımı unutmamışsın. Karımsın. Sen yaşıyorsun. Ama o... Hayır, ölüyüm. Onun gibi. Hatta daha fazla. O sadece uyuyor. Sonsuza dek de uyanmayacak. Öldün. Senin suçun mu bu? Hayır. Savaş denen o saçmalığın. Şimdi başka bir savaşta başka evlatlar da ölecek. Neden? Niçin? Niye? Bugün senin gözyaşlarına yalnız oğlum değer. Dinle bak. Bu sesler. Evet, bu sesler yalnız kralın emriyle askerlerin çaldığı borazan sesleri. Oğlum ve onun gibi ölenler için çalıyor. Ama ne oğlum, ne de ötekiler bir daha geri gelmeyecek. Sohrab ölürken savaşa son vermemi istedi. Şimdi gidip onlara söyleyeceğim. Ben kötüyüm, katilim. Rüstem canını öldürdü. Rüstem bir katildir. Müzik
ordularınızı geri çekin. Ben konuşuyorum, ben Rüstem. Gereksiz yere kan dökülmesin artık. Gereksiz yere ölmesin delikanlılar. Askerler! Askerler! O günden beri bu vadinin adı kan renkli laleler vadisi olmuştur. Rüstem oğlunun arkasından mezara gitti. Tahmina da onun arkasından. Bütün bunlar asırlar önce oldu. Ama efsanesi bugüne dek gelmiştir. Gece kan renkli lalelerin üzerine inince laleler ağlar. Rüstem'le Tahmina'nın gölgeleri oralarda dolaşır durur. Bu çok eski bir hikayedir. Gerçek bir hikaye. Bütün bunlara rağmen insanlar o günden beri değişmediler.